Merhabalar değerli futbol severler. Futbol Mühendis kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. Yine beraberiz, yine dop doluyuz değerli futbol severler. Bugün sizlere C grubu, D grubu, E grubu ve F gruplarındaki maçları yorumlayacağım. Ve bildiğiniz üzere son 16 turlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk başta baktığımızda dün yorumlamıştık biliyorsunuz diğer takımları. Şimdi de bugün C grubundan ilk önce bir başlamak isterim. İlk önce Arjantin-Polonya maçıyla başlamak isterim değerli arkadaşlar. Nasıldı, nasıl bir mücadeleydi derseniz. Şimdi ben ilk önce şunu söylemek isterim. Polonya'yı daha farklı beklerdim. Polonya'nın çünkü oynadığı oyun Arabistan'ı yendikten sonra ve Meksika ile berabere kaldıktan sonraki mücadelesinde lider çıkma avantajı vardı Polonya'nın bildiğiniz üzere. Polonya'dan daha farklı bir sistem özelliği bekleyip Arjantin'e karşı başa baş bir mücadele örneği göstermesini beklerdim. Ama Polonya biraz daha sakin, daha rahat bir tavırda oyununu sergilemek zorunda kaldı. Ya, tabii ki de bunda da rehavet belki de etkilemiş olabilir. Hani en azından bir beraberlik alayım ya da diğer takım, diğer taraftan da Meksika Arabistan maçının durumuna göre de bir düşünceye hakim olmuş olabilir, bir rehavete kapılmış olabilir. Ama Polonya dediğim gibi o eski usul, yani Lewandowski'nin, sadece ve sadece Lewandowski'nin bireysel becerisine bağlı oyuna bağlı oyuna kaldığı yerden devam etmek istiyor. Yani burada biraz bir sıkıntıları var Polonya'nın aşması gereken. Yani baktığımızda Polonya'da iki tane zaten önemli oyuncusu var. Hadi bir kaleciyi de eklersek üç diye tane düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Szczesny, bildiğiniz üzere Zielinski ve Lewandowski. Yani bu üçünün üzerine endeksli bir ortam var bu takımda. Yani ağır abi, ağır başlı oyuncular diyebileceğimiz bir sistem. Bunlar üzerinde Polonya'nın, hani bunların çerçevesinde, doğrultusunda planlayıp bunların hani birleştirildiği bir sistemde Arjantin'e karşı böyle kök söktürmek zor tabii ki de. Yani sadece 3 oyuncunun, en önemli 3 oyuncunuzundan iyi bir şeyler beklemek ve Arjantin gibi büyük bir deve karşı da oynayıp da bekleyebilmek, bir sürprize imza atabilmek çok zor. Keza geçiyoruz Arjantin'e. Arjantin mesela beni gerçekten bu turnuvada hani herkesin de bildiği üzere en büyük favorilerinden biri. Bildiğiniz üzere Scaloni hocanın 37 maçta 36 galibiyeti vardı. Hani bu yenilmemezlik rekorunu egal etmek istiyordu ama o da bildiğiniz üzere Arabistan maçında kötü bir sürprize imza attı. Ondan sonra baktığımızda Meksika maçının ikinci yarısında Arjantin, işte gerçek Arjantin'i oynadı. Ve şimdi bu maçta da baktığımızda Arjantin'in en üst seviyede en iyi oynadığı oyunun göstergesiydi diye düşünüyorum. Neyin bilincinde, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hoca iyi analiz etmiş. Ve onlar üzerinde bir plan program doğrultusunda ilerlemek istedi ve başardı da. Orta sahasına bakıyoruz. Messi'nin koruyucusu Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez ve de McAllister. Yani bu üçü orta sahayı çekip çevreledi bu maç üzerinde konuşuyorum. Gerçekten her yerdeydiler. İleride de siz bildiğiniz üzere Di Maria, Lionel Messi ve de Alvarez'in, Manchester City'li Alvarez'in birlikteliğine bağlı bir oyunda çok fazla hücum aksiyonlarını daha fazla da üretirsiniz. Yani işte Arjantin'in gerçek oynamak istediği oyun bu. Üretme oyunu, üretmede yaşanan büyük hücumdaki gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında da takımın da son 16 turuna kalması bana sorarsanız. Yani gerçekten Arjantin için neyin bilincinde olduğunun bir maçını gördük ve de hoca gerçekten takımı sistem olarak çok güzel hazırlamış bana sorarsanız. Yani Arjantin dediğim gibi şimdi son 16 turunda da bildiğiniz üzere o rakibi de yorumlarız. Avustralya ile kaldı. O da büyük bir sürpriz yaptı. Ama Arjantin'in ben Avustralya'yı da geçeceğini düşünüyorum. Yani Arjantin bir yarı finale kadar bence gidecektir diye düşünüyorum. Bu oyununu tabii ki de bu temposunu devam ettirirse. Ha, ama tabii ki de eksiklikleri var mı gene derseniz var. Takım Messi mesela penaltıyı kaçırdı bildiğiniz üzere bu maçta. Bu penaltıyı kaçırdıktan üzere reaksiyon nasıldı? Biraz Arjantin bir iki dakika ya da bir ilk yarı boyunca biraz bocalamalarını gösterdi. Ama ikinci yarı boyunca artık hemen başlayıp gol attıktan sonra Arjantin artık oyunu rölantiye alarak, işin bilincinde oynayarak davrandı. Yani gerçekten takım da Messi'nin çevresi etrafında tabii ki de büyük bir efsane, büyük bir star. Nasıl ki Ronaldo'ya biz dediğimiz gibi süperstar diyorsak, Messi de süperstarın da süperstarı. Yani ikisi dünyanın en iyi oyunculara baktığımızda. Bunların doğrultusunda, direktifinde, oyuncuların da zaten
moralman seviyesi üst düzeye çıkınca zaten Arjantin için de galibiyet kaçınılmaz oluyor bana sorarsanız. Yani şimdi tekrardan şunu söyleyeyim. Yedeklerine de bakıyorum ben Arjantin'in. Dybala var mesela yedekte. Hala sakatlıktan düzenemedi. Belki onu da aktif hale getirebilir. Baktığımızda Leandro Paredes, Paris Saint Germain'in en önemli oyuncularından biri yani Paredes'e baktığımızda. Lautaro Martinez gerçekten bunu başarılı bir oyuncu. Yani bunların kariyer seviyesi de kariyer babı da iyi üst düzey bir yerlerde. Bunlara baktığımızda şimdi sizin birlikteliğiniz, bütünlükleriniz bunların çerçevesinde donatılınca nasıl ki Avrupa'ya oyuncu ihraç ediyorsa Arjantin, buradan da dediğim gibi sistemini sağlayarak iyi bir yerlerde başarılı süreçlerde almak noktasında. Ben dediğim gibi Arjantin'i çok beğenenlerden biriyim. Arjantin'in daha da iyi yerlerde olmasını isteyenlerden biriyim. Ama bu oyun yeter mi derseniz bence yetmez. Biraz daha kat daha Arjantin'den beklenilen seviyedeki üst düzey oyununu sağlaması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Paris Saint Germain demişim. Juventus'tu. Yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Juventus'tu Paredes. Yani bunlar gerçekten dediğim gibi kariyerli oyuncular. Ama şunu söylemek isterim. Defansında Otamendi gibi bir sigortası da var. Neyin nerede hani neyin bilincinde yani defansa tam bir subab emniyet subabı deriz ya. Gerçekten orta alanda işlevler nasılsa takımda defansadaki sigorta işlevi Otamendi üzerine bağlı. Ve Otamendi de gerçekten elinden geldiği kadar mücadelesini gösterebilen bir oyuncu. Hele ki Manchester City'nin Guardiola döneminde de nasıl ki sigorta bir görevinde bulunduysa artık yaşlanmanın bilincinde de oyuncu Benfica'ya transfer oldu ama hala da Arjantin için ne demek ne denli bir maç olduğunda görev adamı olduğunu gösterebilen de bir oyuncu bana sorarsanız. Yani gerçekten ben Arjantin'in her zaman iyi yerlerde olmasını istiyorum. İnşallah da olurlar. Biz zaten ben hatırlamam belki hatırlayanlar bilir. Ya Maradona'lı dönemler vardı Arjantin'de. Ben tabii ki de sonralardan izledim. Kempes, Buçaka, ya gerçekten Julian Sebastian Veron, yani Gago. Yani bunlar gerçekten kariyerli oyunculardı Arjantin milli takım açısından. Şimdi tabii ki de Messi de o elit seviyedeki o Arjantin'in en iyi seviyelerde olduğu dönemdeki gibi şimdi de Messi kendini bir dünya kupasıyla son kez ispatlama peşinde. Yapabilecek mi derseniz yapacaktır diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bir yarı finale kadar gelsin de yani ben bir kere Portekiz'in de olmasını istiyorum. Ronaldo Messi rekabetinin de burada dünya kupasında iyi bir yerlerde sonlanmasını isteyenlerden biriyim. Daha da iyi olurlar inşallah. Arjantin boynunu daha ve kat ve kat arttırsa bence yarı final ve final noktasına da gelecektir diye düşünüyorum. Polonya dediğim gibi bu şekilde oynamaya devam ederse o da bildiğiniz üzere Fransa ile eşleşti. Yani hüsran olur. Hem elenirler hem de farklı yerler yani bu oyun yapısıyla oynamaya devam ederse Polonya'nın da sistemini değiştirip sadece Lewandowski, Zielinski ve Szczesny'nin üzerinden bağımlı bir yapıdan gitmemesi lazım. Bu yapıyı daha farklı bir takım oyunu bütünlüğüne sağlarsa Polonya'da bence daha iyi yerlerde olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçiyoruz şimdi bu grubun diğer maçına Arabistan-Meksika maçına. Ben öncelikle şunu da söylemek isterim. Arabistan bence üzülmesin. Bu Dünya Kupası tarihine iyi bir şekilde bence geçti diye düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Arjantin gibi bir devi yendi. Yani gerçekten grubun ilk maçında Arjantin gibi bir devi yenmesi Renart'ın da gerçekten iyi yerlerde bulunmasını da sağlayacaktır. Bence hiç üzülmelerine gerek yok dediğim gibi. Polonya'ya ve belki şu an Meksika'ya yenilmiş olabilirler ama bu Dünya Kupası'nı hatırlayan herkes yıllar sonra ilerleyen süreçte Arabistan'ın da grubun ilk maçında Arjantin'i yendiğini de bence hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Yani çok daha farklı tabii ki de açmak lazım mevzuyu ama yani gerçekten Arabistan Aldasari gibi bir oyuncuya da sahip iyi bir oyuncu bana sorarsanız. Yani o da kaç senedir Arabistan Ligi'nde Al Hilal takımında oynuyor yani bildiğimiz üzere. Gerçekten tabii ki de Arabistan Ligi belki o kadar çok iyi bir lig değil ama gerçekten Al Hilal nasıl ki en önemli takımıysa Al Hilal oyuncularının çerçevesi altında Renard da bir plan belirlemiş. Yapabildiği kadar, elde edebildiği kadar, mücadele edebildiği kadar getirdiler bir yere kadar, bir noktaya kadar. Ama tabii ki de turlarda en büyük avantajınız ne olması lazım Dünya Kupası'nın turlarında?
oyununuzun performans seviyenizle beraber üst düzeye çıkması lazım ki siz son 16 turuna kalın ya da çeyrek final yarı finallere kalın. Ama tabii ki de o kadar da mücadele örneği gösteremezler. Çünkü kapasite meselesi. Her şeyinde bir kapasite noktası var. Ve bu kapasite noktasını zorlayabildikleri kadar zorladılar diye düşünüyorum. Meksika'ya da gelecek olursak Gerardo Martino hocayı bildiğiniz üzere Tata lakabı Tata'dır. Barcelona döneminden ben hatırlarım hocayı. Arjantin döneminden de eski Arjantin milli takımının da hocasıdır. Yani ne yapacağını ben Meksika'nın çok merak edenlerden biriydim ama onlar için de sürpriz oldu. Bir gol daha atsalardı gerçekten averaj durumuna göre Polonya'nın üstüne çıkıp onlar gidecekti. Son 16 turunda kalacaklardı. Ama kader bir gol yediler. Ve iki gol atmak durumunda kaldılar. Maalesef o da olmadı. Yani maalesef. İşte bu turnuvalarda averaj hesabının da ne kadar denli önemli bir mühim bir nokta olduğunu da hepimiz gözlerimizle de tanıklık ediyoruz. Yani dün mesela bildiğiniz üzere o averaj hesabı Almanya'ya işlemedi. Mesela Almanların da elenmesine sebebiyet verdi. Yani gerçekten bir averaj sistemi gerçekten futbol dünyamıza nasıl etki ediyorsa şampiyonluklara gerçekten kadere de etki ediyor yani bana sorarsanız. Meksika'yı ben şöyle söyleyeyim, hep dünya kupalarına katılan bir ülke ama eskisi gibi değildi. Yani bu turnuvada izlediğim Meksika değildi eskisi gibi. Eksi Meksikalara benzemedi. Niye diyeceksiniz? Ya ben eksi Meksikaları hatırladığımda bildiğiniz üzere Giovanni Dos Santos'u vardı. Yani eski iyi golcüsü var hala Raul Jimenez ama eskisi gibi değil mesela. Şu an yine oynadı ama eskisi gibi değil. Ya mesela baktığımızda Saicedo vardı hani eskiden konuşuyorum mesela. Yani o gibi oyunculara bağlı bir iyiydiler. Oyun planı iyiydiler. Ochoa zaten en önemli oyuncusu. Mesela Ochoa gerçekten kaliteli bir kaleci. Yine o kaliteli kaleci ayakta kalmasını, mücadele etmesini bildi. Ama yetmedi. Yani yine yetmedi, yine yetmedi bakıldığında. Yani bu da tabii ki de sizi nereye kadar getirebilir? Bir yere kadar getirebildi. Hoca da zaten maçtan sonra görevi bıraktı. Zaten benim içinde gruplardan kalsaydık da bir yerlerde elenseydik de ben zaten bırakacaktım diye konuştu. Yani hayırlı uğurlu olsun diyorum Meksika içinde artık. Dünya Kupası'ndan elendikten sonra bir amacı da kalmıyor yani bana sorarsanız. O da zaten dediğim gibi Arabistan'la maalesef bu grupta hüsran oldu. Ha, ama bana sorarsanız bu grupta kim hak etti? Zaten Arjantin iyi olmayı hak etti. İkinci olarak da kim hak etti diye sorarsanız tabii ki de Polonya bir adım daha ön plana çıktı ama ben Meksika'nın Polonya'yı yenmesini bekleyenlerden biriydim. Meksika Polonya'yı yenerse daha iyi yerlerde orada olmasını bekleyenlerden biriydim ama maalesef o da yapamadı diye düşünüyorum. Kader kısmet diyelim. Evet geçelim D grubuna. İlk öncelikle Avustralya-Danimarka maçını da ben yorumlayacağım. Şimdi Avustralya herkes yorumlara da yazabilir değerli arkadaşlar. Avustralya'dan ben bir kere bu sürprizi beklemezdim. Helal olsun diyorum. Yani gerçekten bu Dünya Kupası 2022 Katar Dünya Kupası sürprizlere gebe bir turnuva oldu bana sorarsanız. Danimarka elendi. Yani Japonya gruptan lider çıktı. Yani gerçekten bunlar sürprizlere gebe bir Dünya Kupası'nın izlenimimizi gözlerimizde şahit oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz bana sorarsanız. Yani bir kere büyük ama büyük bir sürpriz yaptı. Leki gol attı. Yani iki tane stoperin arasından bir çalım, bir sağ, bir sol oyuncunun denge koordinasyonunu bozdu defansının bunu ve golü öyle de buldular. Yani gerçekten kutlamak lazım. Danimarka'ya geçiyorum keza. Yani ben Euro 2020'de eğer Danimarka'yı izlediysem ben herhalde yanlış izlediğimi varsayıyorum. O turnuvada Danimarka yarı finale kadar geldi. İngilizlere de kök söktürdü hatırlarsınız. Hepimiz izledik. Yani oyuncular o kadar o zamanlar iyiydi ki yani 1-2 yıl içerisinde gerçekten bu takıma ne olmuş ben anlamadım. Yani Dünya Kupası'na belki uzun zaman sonra belki gittiler yine tekrardan ama yani şunu söylemek istedim. Rakipler daha farklı tabii ki. Dünya Kupası'nda eforunuzun ekstra performans sergilemeniz lazım ama Danimarka takım oyunuydu. Takım oyununu iyi yaratabilen, yansıtabilen bir takımdı. Hele ki Kasper Huijmans hoca oyuncu bazlı değil de takım uyumu bazlı hareket ettiren bir lider görevindeydi. Bir komutan edasındaydı. Ama bakıyoruz Eriksen yokları oynadı. Pierre-Erik Højbjerg yokları oynadı. Braithwaite, Skov Olsen bir vardılar bir yoktular. Ya bir kere defansın yapısı da değiştiriyor çok. Mesela ilk maçta Simon Kjær oynadı Christensen'le beraber. İkinci Fransa maçına bakıyoruz. Nelson oynattı. Bence de çok daha iyi oynadı bana sorarsanız Nelson.
Bu maçta sizin için ikincilik önemli bir maçta, ikinciliğe çıkabileceğiniz bir maçta yine siz sistemi değiştirdiniz, savunma anlayışını değiştirdiniz. Bu sefer de Andersen Christensen oynadı. Mesela Nelson niye oynamadı? Ben bunu çok merak ederim. Yani Nelson son Fransa maçında çok daha iyi oynamıştı. Bu maçta Nelson bence iyi oynamayı hak etti. Hoca onu değerlendirmedi. Simon Kjær'i mesela değerlendirmedi. İlk maçtan itibaren beğenmedi, değerlendirmedi. Bu maçta Andersen Christensen tandemini koydu. İki tane oyuncunun yapabileceği bireysel hata demeyeyim de hani denge koordinasyonunun bozulması, defansın uyumunun bozulması sonucunda golü de yediler. Ama gerçekten yani yazık oldu Danimarka'ya. Danimarka'dan ben bu turnuvada sürprizler hani listesi yaparsa kimdi diye sorarsanız sürprizler listesi çıkış yapabilecek. Ben Danimarka'yı ilk sıraya yazacaktım. Ben onu başta da söylemiştim sizlere değerli arkadaşlar. Ama gerçekten evdeki hesap çarşıya uymadı. Danimarka açısından da konuşuyorum. Yani Avustralya'yı kutlamak gerek. Büyük bir sürpriz yaptılar. Hele ki buradan ikinci çıkmak, şimdi de Arjantin gibi bir devle eşleşmek Avustralya futbolunun da seviyesinin de nerelerde olduğunun göstergesi. Ha dediğim gibi Arjantin'i yenebilirler mi? Ben şaşırıyorum artık gerçekten. Bu Dünya Kupası'na şaşırıyorum. Yani sürprizlere gebe dediğim gibi bir turnuva olduğu için şaşırıyorum. Ama Arjantin'i yeneceklerini düşünmüyorum bana sorarsanız. Tabii ki de futbol bu. 90 dakika sonunda hani neyin olacağı belli olmayan bir oyun ama ben Arjantin'in bu kurada daha avantajlı olduğunu düşünenlerden biriyim diye düşünüyorum. Dediğim gibi Danimarka için büyük bir hüsran oldu. Turnuvaya veda ettiler. Diğer bir maça geçelim. Tunus-Fransa maçına. Şimdi onu da öncelikle şöyle söylemek isterim. Tunus için diğer yayınlarımda da konuşuyordum. Kim en önemli oyuncusu diye. Vehbi Kazri. Aynen dediğime de katıldım ve Vehbi Kazri golü attı. Belki yendiler, elendiler ama helal olsun. Onlar da turnuvaya Fransa'yı yendik diye altın harflerle 2022 Dünya Kupası'nda yazılacaktır diye düşünüyorum. Geçelim Fransa'ya. Yani zaten Fransa lider çıkmıştı. O da rahat işin bilincinde oynadı. Yedek ağırlıklı bir kadro. Bakıyoruz mesela Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Kamavinga, Fofana, Tchouaméni, Veretout, Kingsley Coman, Kolomoani ve de Guendouzi. Yani bu oyuncular dediğim gibi daha çok yedek ağırlıklı varyansı neden bir kadro. En önemli oyuncusu zaten bu kadroda kim diye sorarsanız tabii ki de Rafael Varane derim. Yani en bilindik oyuncusu. Diğerleri genç gelecek vadeden ve yedek ağırlıklı ikinci yarıda oyuna girebilecek oyuncular. Yani bu kadroda tabii ki de Deschamps devam etmeyecek. En önemli oyuncuları bildiğiniz üzere Kylian Mbappe, Antoine Griezmann ve bildiğimiz üzere bakıldığında diğer kadroda da defansında Konate'si var zaten. Theo Hernandez. Mesela bakıldığında Benjamin Pavard, Hugo Lloris bunlar gerçekten muhteşem kadro. Yani Fransa için ne demek olduğu gösterebilen bir kadro. Fransa'nın da ben yarı finale kadar geleceğinden eminim. Öyle düşünüyorum. Çünkü Fransa'da Polonya ile eşleşti. Polonya kazası olmayacaktır. Polonya'yı da geçeceklerdir diye düşünüyorum. Fransa bence çıksın inşallah Brezilya ile yarı finalde. O maçı çok dört gözle bekleriz. Yani o maç dişe diş, kana kan, kora kor. Mücadelenin de tepesinin en yüksek örneğini gösterebilen bir kadro olacaktır bana sorarsanız. Yani bu bakımda. Yani Deschamps bakalım bu turnuvadan sonra belki bir Dünya Kupası finali daha yapıp ondan sonra belki Fransa milli takım hocalığını da bırakabilir. Çünkü gerçekten çok akıllı bir hoca. Yani neyin işin bilincinde olduğunu gösterebilen de bir hoca. Yani yıllar boyu Fransa milli takımına bir oyun planı aşıladı. Herkes Zidane diye konuşuyor. Evet belki hani Zidane mesela bu takıma layık düşüncesi hakim ama Deschamps'ın da yaptıklarını unutmamak gerek. 2018 Dünya Kupası'nda mesela bakıldığında o kadroyu ben çok iyi incelemiştim. Hugo Lloris, Benjamin Pavard o turnuvaya ilk adımını atmıştı o zamanlar. Rafael Varane, Umtiti ve Luca Hernandez 2018'deki kadrosunu sayıyorum. Orta sahasında Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann, Matuidi ve Giroud. İleri hattıyla bu Dünya Kupası'nı kazanmıştı. O turnuvada hatırlarsanız Giroud'a sıfır gollü santrafor diye böyle bir takılmalar, hani betimlemeler, güzellemeler yapılmıştı. Bakıldığında şimdi gerçekten o kadrodan 4 yıl sonra yine aynı oyuncular var, yine bilindik oyuncular var ama yetmedi. Keza genç gelecek vadeden oyuncular da var. Yani işin bilincinde bir takım, neyin ne olduğunun bilincinde bir takım. Gerçekten Fransa milli takımı finalleri oynayabilen de bir takım. Finalleri oynayabilen de bir ekip. Yani ihraç etme, Avrupa piyasasına ihraç etme, siyahi oyuncuların bolluğu
ve bu oyuncular arasındaki uyum, koordinasyon ve kondisyon seviyelerinin üst düzeye de çıkması gerçekten Fransa milli takımını da ön plana çıkartıyor. Yani gerçekten helal olsun. Yani bu jenerasyon geçişini de iyi ayarlıyorlar. Yani Clermont-Fontaine diye bir altyapı sistemleri var bildiğiniz üzere. Altyapıdan çok ihraç etme. Zaten bakıldığında en önemli altyapısı da Fransa'nın Rennes diye biliyorum. Rennes altyapısından da bir sürü oyuncular çıktı. Bakıldığında Tchouaméni, yani Kamavinga, bunlar da Rennes altyapılı. Yani Rennes'den biri Monaco'ya gitti şimdi Real Madrid'e. Biri de bakıyoruz Rennes'den tekrardan Real Madrid'e. Yani bunlar gerçekten altyapının da altyapısını üretebilen bir ekipler. Bunlara bakıldığında tabii ki de başarılar hep beraber bir bütün olunca, nasıl ki parçadan bütüne gidildiğinde, bunlar da hep beraber parçadan bütüne gidebilen bir camia ekipler. Tabii ki de Fransa'da bence bu turnuvada tekrardan söylüyorum iyi yerlere gelebileceğini düşünenlerdenim diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, geçelim, iki grubumuz daha kaldı arkadaşlar, onları da yorumlayalım. Bugünü de güzel bir şekilde tamamlayalım. Şimdi öncelikle ben E değil de F grubundan başlayıp E'ye bir dönüş yapacağım. Almanya üzerinde çok konuşmam gerek. Çünkü Almanya gerçekten turnuvanın fiyaskosu oldu. İlk önce bir F grubuna geçelim, ondan sonra E'ye dönüş yapacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hırvatistan-Belçika açısından konuşuyorum. Yani ben şunu her zaman söyleyeyim. Belçika milli takımını ben eskiden beri izliyorum. Biz 2010 Dünya Kupası'nda o ilk jenerasyonu başlatmışlardı hatırlarsanız. Yanlış hatırlamıyorsam biz 2010 Dünya Kupası elemelerinde miydi? Evet, o zamanlar. Pardon, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanıyorduk. O zamanlar Belçika bizim grubumuzdaydı. Belçika'nın mesela o zaman genç jenerasyon kadrosunun Fellaini, hatırlarsınız. Lukaku 16 yaşındaydı. Eden Hazard. Yani bu gibi oyuncular o zamanlardan yavaş yavaş çıktılar. Yani bu kadro Belçika milli takımının jenerasyonunun en iyi kadrosuydu bana sorarsanız. Yani kadro heba oldu. Maalesef heba oldu. Hocaların da bilinçsizliği yüzünden Belçika milli takımı güzel bir tercih yapamadı hoca konusunda. Bir Leskens, iki Ward Milwaukee, üç şu andaki en son istifa eden hoca, hoca da bıraktı bildiğiniz üzere, Roberto Martinez. Yani gerçekten hocaların iş bilinmemezliği nedeniyle bu güzelim kadro heba oldu bana sorarsanız. Yani iyi bir hoca bulamamak, gerçekten nasıl ki bir komutanınız, iyi bir komutanınız yoksa nasıl ki İyi mücadele edemezsiniz, size hani moralman üst seviye aşılayamazsa. Gerçekten Belçika milli takımı da o seviyedeki bir takım oldu. Sıradan bir ekip oldular. Yani takım içi uyumsuzluklar. Şimdi çok fazla detaya girmek istemiyorum ama geçen bir yerde okuyorum. Courtois ile De Bruyne kaç senedir konuşmuyorlar mı? Niye? Bir aşk acısı yüzünden. Ötekine bakıyoruz. Eden Hazard'la bilmem Lukaku konuşmuyor. Neden? İşte uyumsuzluk yüzünden. De Bruyne diğerlerini atıyor. Yani Alderweireld'le Vertonghen'le. Vertonghen de diyor ki biz zaten yaşlı kadro değiliz, öndeki oyuncularımız da. Yani bunlar çok birlik bütüncelik olunca, yani bir yerde huzursuzluk olduğu müddetçe siz hiçbir zaman başarısızlık bekleyemezsiniz. Yani başarı bekleyemezsiniz, öyle konuşayım. Yani bakıldığında gerçekten öyle hale geldiler. Ha, ama dün yenebileceklerdi. Önlerine bir sürü pozisyon geldi. Onu da Lukaku heba edip dünyaları kaçırdı. Onu da söylemek isterim. Yani bir golcü gerçekten o golleri atamıyorsa, yani futbol şansı mı, futbol kaderi mi diyeyim. Yani öndeki direkt tık edebilecek topu Lukaku gerçekten heba etti. Yani şaşırıyorum Lukaku gibi iyi bir golcüye de. Keşke Batshuayi oynasaymış. Gerçekten daha iyi olurmuş düşüncesi hakim. En azından Batshuayi belki o golleri atabilirdi. Yani dün kadrosuna bakıyorum. Belçika'nın açısından konuşuyorum. Courtois, Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Luka Kastanje, yani Dendoncker, Witsel, Kevin De Bruyne, Mertens, Carrasco ve Trossard. Ya Allah aşkına. Bu kadroya adımız gibi, yani saydığımızda, şu an hani kağıt üzerinde saydığımızda herkes iyi bir kadro derler ama yani siz en önemli final maçınıza çıkıyorsanız, madem ki ikincilik maçınıza çıkıyorsanız, liderlik artık şansınız kalmamış. Hırvatistan sizden daha iyi mi ekip mi? Yani o çok da üst düzey bir ekip değil ama takım oyunları onlar da dip seviyede. Üst düzey seviyede. Siz bu en önemli maça çıkacaksanız daha iyi kadroyla çıkmanız gerekmez mi? Yani çıkıyorsunuz, affedersiniz, bakıyorum mesela kadrolarına. Trossard. Tamam, Trossard'ı kötülemiyorum. Brighton'da bu sene iyi oynuyor. Fena değil ama Trossard Brighton'da kanat oynuyor. Yani siz ileride en uçta santrafor olarak Trossard'ı bakıldığında, yani yedekten hadi tamam Lukaku'nuz var. Eyvallah, atamadı belki ama önce oyunu alın. Eden Hazard mesela, bunları Michy Batshuayi, yani size golü atan o oyuncuydu turnuvada.
Bunları alın da bunlar bir çerçevesinde belki oynayın da hadi yenildiyseniz gene yenilin. Ama yanlış bir kadroyla da çıktı hoca. Ben bunu da söylemek isterim. Yani belki bunların ikinci yarındaki dinamizmden faydalanıp daha iyi verim almak istedi ama yetmedi. Maalesef yetmedi bakıldığında. Yani sıfıra sıfır ne oldu Belçika için? Elde var sıfır. Hiç. Hırvatistan'a geliyorum. Yani helal olsun. Çok iyi oynuyorlar. Takım oyunu üst düzey. Zlatko Dalic takıma her şeyi çok iyi aşılamış. Helal hoş olsun diyorum. Hırvatistan şimdi bildiğiniz üzere Japonya ile de eşleşti. O maç da çok sürprize gibi gebe. Yani çok heyecanlı bir maç olacak çünkü Japonlar da başa baş dişe diş bir oyun oynuyorlar Hırvatistan'ı. Yani Modić, Brozović, Kovačić üçlüsü orta sahada her şeyi hallediyor zaten. İlerideki üçlü de Kramaric, Perisic ve Livaja'da iş bitirici özelliklere sahip olduğunda Hırvatistan tam takım oyununa sahip bir ekip. Bizim işimiz çok zor bir kere onu da söyleyeyim. 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanırken Hırvatistan grubumuzda yani işimiz zor. Allah mu yardımcımız olsun diyorum. İnşallah Hırvatistan'ın kötü gününe denk geliriz de biz de yani galip geliriz diyorum ama tabii ki de çok zor. Ama dediğim gibi Belçika'nın ben bu gruptan çıkmasını isterdim. Açık konuşuyorum. Çünkü Belçika benim gönlümün de bir takımı. Yani turnuvalarda ben Belçika'nın da arkadaşlarımla sohbet ederken de söylerim. Yani muhabbetini de çok yaparız dışarıda konuşurken. Belçika ben derim her zaman çok daha iyi yerlerde olacaktır. Arkadaşlarım bana inanmaz. Der ki sen hep yanılıyorsun. Ya gruplarda elenir ya çeyrek finallerde yarı finallerde de elenir. Bu sefer gerçekten keşke çeyrek final ya da yarı finalde elenseydi ama bu sefer gruptan çıkamadı. Yani gerçekten büyük bir başarısızlık örneği gösterdi Belçika. Yani sağlık olsun yapabilecek bir şey yok. Hırvatistan'ı kutluyorum gerçekten. Oynadığı oyun itibariyle yani Modić gibi zaten bir orta saha beynine sahip. 37 yaşında her yere koşan çalışan bir oyuncu. Yani ne kadar profesyonel bir oyuncu olduğunu bir kez daha Modić gösteriyor. Helali hoş olsun. Zaten bunlar olduğu müddetçe Hırvatistan'ın yani yenilgisi olmaz diye düşünüyorum. Bunlar eğer bu tempoda oynarsa belki Hırvatistan bir sürpriz bile yapabilir. Bu adım adım giderek iyi yerlerde olacaktır diye düşünüyorum. Yani olabilir de niye olmasın? 2018 Dünya Kupası'nda finale çıktı Hırvatistan. Bir daha da belki bu oyun planıyla yine de aynı sürprizi yapabilir. Yani neden olmasın? Futbol her şeye gebe bir oyun. Gerçekten bu turnuvada da Hırvatistan'ı kutlamak gerek diye düşünüyorum. Geçelim Kanada-Fas maçına. Onu da şöyle ufak tefek değerlendireyim. Diğer grupla işimizi sonlandıralım arkadaşlar. Fas'ı çok beğendim. Yani Regragui Hoca gerçekten çok iyi oynatıyor takımı. Yani lider de bitirdiler. Helal olsun. Fas için benim için önemli oyuncular kimdir diye sorarsanız Hakimi, Mazraoui ve Hakim Ziyech ve de Younes El-Nesyri. Yani bu dördü gerçekten bu turnuvanın çok iyi oyuncuları arasına girdi diye düşünüyorum şimdiden. Yani takımın bilincinde oynuyorlar. Neden Fas milli takımın hocası dedi? Neden bir İspanya'ya da sürpriz yapmayalım dedi? İspanyollara da bir sürpriz yaparak neden Dünya Kupası hayallerimizi iyi yerlere getirmeyelim dedi. Gerçekten takımın moral seviyesi de üst seviyede, klasta. Zaten bunlar oldu mu bence çok başarıda olursunuz. Ama dediğim gibi bu sürpriz bakalım nereye kadar gidecek? Bu peri masalı nereye kadar devam edecek? Hepimiz merakla bekliyor olacağız. Kanada'ya da ufak bir tefek bir değinelim. Kanada'da şunu söylemek isterim. Ben ilk iki maç çok beğendim. Artık tabii ki de yenilince bir önemi de kalmadı. Hani sıfır puanla grubu sonlandırmak zorunda kaldılar. Ama şunu söyleyeyim. Hiç üzülmesin Kanada. Başa baş bir oyun oynadı ilk iki maçta. Çok beğendim. Hele ki Alfonso Davies önemli bir oyuncusu. Gelecekte de daha iyi yerlere de olacaktır. Estagio'yu çok beğendim. Buchanan'ı çok beğendim. Yani gerçekten bunlar Kanada milli takımı için de önemli oyuncular. İngiliz hocanın verdiği dinamizmle bence Kanada hiç üzülmesin. Daha iyi yerlerde olacaktı ve Atiba'da tekrardan son Dünya Kupası'nı yaşayarak belki hüzünlü döndü ama bir Dünya Kupası da oynayarak gerçekten kariyerini iyi bir şekilde de noktaladı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve geçelim son E grubuna ve öyle de bugünümüzü tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi E grubunda da bildiğiniz üzere Japonya, İspanya ve Costa Rica, Almanya maçları oynandı. Bir kere Japonya'yı kutluyorum. Büyük bir sürpriz. Gerçekten aynı onlar da Fas gibi, aynı onlar da Avustralya gibi büyük bir sürpriz yaptılar, gruptan çıktılar. Hele ki Japonya lider çıktı bir de onun da avantajını getiren. Siz kalkıp Almanya ve İspanya gibi ekol devleri yeneceksiniz. Hadi Costa Rica bir kayıp oldu ama gerçekten bu iki devi yenmek Japon futbolunun da iyi yerlerde olacağının göstergesi bana sorarsanız. Yani gerçekten helali hoş olsun. Bu maçta hoca çok akıllı bir sistem yaptı. Kağıda notlar aldı golü yedikten sonra. Alvaro Morata'nın attığı golü yedikten sonra çok iyi notlar aldı. İyi de gözlemlemiş. 3-4-3 gibi dizilip
Rakibin pas organizasyonu zaten İspanya'nın için bildiğimiz için nedir İspanya'nın en önemli özelliği? Tiki takasıdır. Tiki taka özelliklerini kapatıp çok iyi pas organizasyonlarını da kapatıp ve de savunma ağırlıklı oynayarak rakibe karşı direnç gösterirseniz işte İspanyolları alt edersiniz. Gerçekten de İspanyolları bu şekilde alt etti diye düşünüyorum. Yani bu Dünya Kupası, Japonya'nın Dünya Kupası olacak bana sorarsanız. Hırvatistan gibi tabii ki de bir devle şimdi karşılaşacaklar. O maçta çok zorlu onlar için. Belki oradan da bir sürpriz yapabilirler. Eğer o sürprizi de yaparlarsa ben Japon futbol tarihine şu oyuncuları altın harflerle yazacaktır diye düşünüyorum. Tanaka, Ritsu Doğan, Kamada, Kubo, Asano, Minamino, Tomiyasu yani bu gibi ihraç edip Avrupa'ya ihraç edip oyuncularının verdiği bilinçle Japon futbolu çok daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Hele ki dün attırılan iki golde de Tanaka ve Ritsu Doğan'daki Bundesliga kökenli oyuncu. Yani Japonlar Bundesliga'dan çok fazla verim aldı. Almanya Ligi'nden ihraç etmesinin nedeniyle Almanya Ligi'nden çok katkı sağladığını gördük. Japonlar bence daha da fazla Almanya Ligi'ne ihraç yapsın. Gerçekten oradan bir cevher bulmuşlar. Ve buldukları cevherlerle bence daha da iyi yerlerde olacaklardır diye düşünüyorum. İspanya'ya da gelince yenildiler. Az daha belki elenme noktasına karşı karşıya bile gelebilirlerdi ama Almanlar dediğim gibi 5 tane gol atacaklar da yapısı yoktu bana sorarsanız. Çünkü 2 tane gol yedikleri için iyice bir moralman dezavantaj oldular. Zaten moralman da çöktüler Alman futbol olarak. İspanyollar bu işin bilincinde biraz daha oynadı ama dediğim gibi İspanya'nın en büyük de sıkıntısı pas organizasyonları, tiki taka özellikleri kapatılınca baskı yenildiği anda çıkamıyorlar. İşte bunları daha iyi yapmaları lazım. Çünkü hücumda üretmelerde sorun yaşıyorlar bu sefer pas kanalları bozulunca. İşte İspanyollar Luis Enrique sistemi buraları daha iyi efektif hale getirmesi lazım. Ama dün oyunlarını yine beğendim açık konuşayım. Yani bir kanatta Balde, diğer kanadında bakıldığında Olmolar, Williamslar, Rodiler, Pau Torreslar, Aspilicuetalar, Carvajal yani bunlar gerçekten iyi bir kadro. Yani bunlar gerçekten işin bilincinde kadro. Hele ki genç gelecek vadeden Gavi, Pedri gibi oyuncularla zaten İspanya milli takımı yani yenilmesine rağmen yine de turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Yani hiç üzülmesinler. Bence ikincilik İspanya için de iyi bir noktada oldu diye düşünüyorum. Çünkü büyük devlerle uzunca müddetçe karşılaşmayacaklar bir yarı finale kadar diye düşünüyorum. O bakımdan iyi bir yol noktaya kadar da getirebilirler. Ama dediğim gibi buraları iyi halletmesi lazım. Hiç kimse Alvaro Morata'yı beğenmiyor. Ama gerçekten Alvaro Morata herkesi susturup golleri atmasını da biliyor bana sorarsanız. Yani bu takımın net golcüsü Alvaro Morata'dır. Çünkü golcüsü yok. Başka golcüsü yok maalesef. Yani bakıldığında Alvaro Morata olmayınca İspanya nasıl diyeyim hücumda çoğalamayan, geri kaçabilen bir ekip. Ama Alvaro Morata olunca gene en azından bir Real Madrid seviyesi görmüş, Juventus seviyesi görmüş, hele ki Atletico Madrid seviyesi görmüş bir oyuncu olduğu için de gerçekten Alvaro Morata iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor tekrardan İspanya milli takımında diye düşünüyorum. Geçelim. Şimdi hele şunu da söyleyeyim. İspanya'da Fas çıktı. O maçta çok iyi bir heyecanlı maç olacaktır. Çünkü Fas da sürprizi yapabilen bir ekip. İspanyollar da bakalım oyun planları Fas'a karşı nasıl tutacak mı tutmayacak mı bilmiyoruz. Bu maçta çok heyecanlı olacak. Hele ki Japonya-Hırvatistan maçı da çok heyecanlı olacak. Son 16 turu kaldığı yerden de tekrardan devam edecektir diye düşünüyorum. Ve geçelim günümüzün son maçına Costa Rica-Almanya maçına. Şimdi bu maça da ben ilk önce şunu söyleyeyim. Costa Rica 2-1 yaptı öne geçti. Japonya da 2-1 yaptı öne geçti. Sonuçta eğer böyle çıksalardı Japonya ile Costa Rica çıkıp İspanya ve Almanya elenecekti. Gerçekten de büyük bir sonuç olacaktı ama Almanlar 4 dakika içinde hemen 2-2'ye getirdiler. Ondan sonra 3-2 ve 4-2 yaparak işi bitirmeyi beklediler ama maalesef olmadı. Çünkü İspanya ile aralarında artı 5 averaj vardı. Bu averajı kapatmak için hele ki siz zaten de 2 tane de gol yemişsiniz. İşiniz daha da çok zor olacaktı. Bu bakımdan yapabildikleri, elde edebildikleri kadar yaptılar ama Hansi Flick'in ben dün izledim yani toplantısını Avrupa basınından baktım. Şunu söyledi. Biz artık eskisi gibi Alman milli futbol takımı gibi değiliz. Yani golcümüz eskisi gibi iyi bir golcüye sahip değiliz. Beklerimizde problemler var sağ ve sol beklerimizde. Yani üretme anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Dediğim gibi Alman yani Lineker'in bir sözü vardı hatırlarsınız. Futbol 22 kişinin oynandığı, sonuçta Almanların galip geldiği nasıl ki bir oyunsa şimdi tam tersi bir oyuna döndü. Futbol 22 kişinin oynanıp sonunda Almanların kaybettiği bir oyuna döndü bana sorarsanız. Çünkü artık Alman milli takımı eski bir Alman milli takımı gibi değil. Yani
Bayern Münih oyuncuları endeksli bir oyun planları var ama Bayern Münih'te oynayan oyuncular Alman milli takımına geldiklerinde bu görevi planlamasını çok iyi koordine edemiyorlar. Yani bakıldığında mesela Neuer'i defansında bakıldığında mesela Neuer'den konuşup orta sahasında Kimmich, Goretzka'sı, Gnabry'si, Musiala'sı, Sané'si yani bunlar Bayern Münih 6 tane oyuncusu Bayern Münih endeksli oyuncu. Thomas Müller'i ele. Yani bunlar 7 tane oyuncusu Bayern Münih endeksli oyuncu. Hele ki bir de bunlara Alman milli takımında da aynı görevi yüklüyorsunuz ama orada oynadıkları plan program doğrultularını buraya dönüştürmede sıkıntı yaşıyorlar. Yani uygulama ve pratik arasında çok büyük farklar oluyor Alman milli takım açısından. Ya dediğim gibi diğer oyuncular da uymuyor. David Raum mesela evet iyi bir bek gibi görünüyor ama çok iyi bir bek değil. Yani Leipzig'in orta sıradaki vadeden bir oyuncusu bakıldığında. Musiala bu turnuvanın ben patlama yapabilecek oyuncular arasında bekliyordum. Musiala hiç bireyselliğe kaçındı. Yani herkesi çalımlama sevdası içerisine girdi Musiala'yı dün izlediğimizde. Hoca şurada akıllılık etti. Kimmich'i sağ beke yerleştirdi. Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum yaptı. Goretzka, İlkay ikilisi yaptı. Sané, Musiala, Gnabry ve Thomas Müller yaptı. Biraz daha akıllılık davrandı. Hani daha farklı en azından averajı kapatabilirim düşüncesine girdi ama o iki gol, yenilen iki gol Alman milli takımına yakışmadı. Yani öyle olmasaydı belki daha farklı bir yerlerden noktalanabilirdim ama 6-7 tane atmak da yani bir maçta çok zor. Yani siz 1-2 dakika içerisinde atacaksınız ki ancak rakibin gardını düşüreceksiniz. Dediğim gibi artık o averajı da averaj hesapları da yapıldığı için Almanya'da çok zorlandı işi, zorlaştırdı ve eskisi gibi de yapamadı diye düşünüyorum. Ya dediğim gibi son ben şunu da tarihi altın harflerle de geçmek gerek. 2018 ve 2022 Dünya Kupaları Almanya milli takımı içinde büyük bir hüsran oldu diye düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü Alman milli takımı maalesef üst üste iki Dünya Kupası'na çıkamayan da bir ülke olarak da tarihe geçti. Yani nasıl ki Almanlar artık bir turnuva takımı dediysek, eskilerden hep öyle dediysek, maalesef Almanya milli takımı artık bir turnuvasız bir takım. Yani gerçekten o hale geldi diye düşünüyorum. Yani gerçekten büyük bir Alman futboluna ben çok beğenenlerden biriydim. Hele ki takım oyunu uyumu endekslerini nasıl ki Almanlara panzerler deniliyor. Panzer sistemini beğendiysek hani takım uyumu endeks oyunlarını beğendiysek ama Alman milli takımı artık bize o eski günleri enstantanelerini gösteremiyor maalesef. Burada da Alman milli takımı büyük bir sorun yaşayacaktır diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, C, D, E ve F gruplarını çok güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde yorumladık. Ben hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Abonelerimizi kat ve kart ve de olsa yavaş ve yavaş da olsa artırıyoruz. İnşallah kanalımız daha da iyi yerlere gelir. Sizler de beni desteklerseniz, beni beğendiğiniz, beni desteklediğiniz için de tüm abonelerime beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyorum. Sözlerime son verirken de lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın da diyorum. Hepinize tekrardan teşekkür edip iyi günler diliyorum değerli arkadaşlar.